Değerli spor severler, değerli futbol severler, stadyumla pazar akşamında sizlerle birlikteyiz. E, ertelenen, daha önce oynanamayan e, karşılaşmalar e, bu hafta e, dik başlamadan bir hafta önce oynanmaya devam ediyor. Gündüz bölümünde Ümraniye spor, Adana Demirspor mücadelesi bir bir sonuçlandı. Şu anda uzatma dakikaları oynanan ki artı 9 dakikalık bir uzatma var. Beşiktaş e, Antalya Spor e, mücadelesi de ee, devam ediyor ve 0-0 devam ediyor. İlk yarısı nispeten daha fazla pozisyon vardı. İkinci yarıda e, daha durağan bir karşılaşma izledik ama son dakikalarında özellikle Beşiktaş'ın e, gol yakalamak için e, pozisyonlara daha fazla girdiği bir karşılaşma gördüğümüzü söyleyebiliriz. Dün akşam e, bizlerle birlikte değildi. Bugün Necati Ateş bizlerle birlikte e, maalesef deprem felaketin arkasından da e, ilk yayını ee, i̇sterseniz ilerisinde sizinle başlayalım. Ee, sizin e, söyleyecekleriniz vardır. Dün biz yine konuştuk ki sözü geldiği zaman bu akşam da yine e, Beşiktaş'ta taraftarlar çok güzel bir e, yardım kampanyası yürüttüler sahaya. Çocuklar için, onları unutmamak için e, deprem bölgesine gönderilmek üzere e, oyuncaklarla geldi Beşiktaş taraftarı. Ve hepsini de maç başlar başlamaz sahaya attı. Bu arada Beşiktaş'ta oyuncuların sırtlarında depremden zarar gören, etkilenen şehirlerin isimleri yazıyordu numaralara göre. Bu da güzel bir dokunuş olarak yine dikkatleri çekti. Necati Ateş konuşması zor, etkilenmeden durması zor, unutması zor bir olay. Bir yandan da tekrar ligler yavaş yavaş başlıyor. Ya yaşaması gerçekten çok zor bir olay yaşadık. Yani Dünya tarihindeki belki de en büyük faciayı yaşadık. Onun için söyleyecek bazı kelimeler çok fazla var ama insan düğümleniyor yani söyleyemiyor. Çok fazla vatandaşımızı kaybettik. Ölenlerden Allah'tan rahmet diliyorum. Kalanlara Allah'tan sabır diliyorum. Kurtarılan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Ancak tabii ne söylersek söyleyelim, ne yaparsak yapalım şu bir tek kurtarıyor beni ve hoşuma gidiyor. Böyle durumlarda ülkemiz inanılmaz bir bütünleşmenin içerisine giriyor. Tek yumruk oluyoruz. Ve e, beraber hareket edebiliyoruz. Tabii ki bu e, giden canları geri getiriyor mu? Getirmiyor. Ama tekrardan aynı şeyleri yaşamamak adına e, doğru şeyler yapılması gerektiğini düşünüyorum. İnşallah e, en yakın zamanda her şey toparlanıp bir sonraki... E, çünkü öyle bir ülkede yaşıyoruz ki depremler, e, sorunlar, problemler yaşayabileceğimiz Deprem ülkesinde. Deprem ülkesiyiz. Onun için bir sonraki duruma hazırlıklı olmamız gerektiğini düşünüyorum. Ondan dolayı da şunu sadece söyleyebilirim: Politikadan biraz daha uzak durup sadece bütünleşip hepimizin birlik olması gerektiği bir dönemin içerisindeyiz. Hepimiz tek yumruk, tek bir vatanımız var. Başka vatanımız yok. Bu vatan bizim vatanımız. Onun için hep beraber hareket etmeliyiz. Tek yumruk olmalıyız ve beraber olmalıyız yani çok fazla söyleyecek şey var ama ve dediğim gibi yani söylerken bile şurama düğümleniyor, düğümleniyor. onun için futbolda evet. şunu da söyleyeyim birkaç şey gördüm çadırlarda maçlar izleniliyor hmm. yani 90 dakikalığına da olsa bunu unutturabilecek bir e, oyun bu futbol çok güzel bir olay bu futbol en azından e, 90 dakika bu durumu unutabilecek duruma denk gelebiliyoruz. İnşallah bir nebze olsun insanlara moral verebilir spor müsabakaları. Çünkü kolay değil tekrar insanların o bölgede Hatay, Gaziantep gibi şehirler zaten takımlarıyla ligde yer alamayacaklar. Tekrar yeniden futbolla konsantre olmak ama bir nebze olsun dediğiniz gibi belki hem yardım kısmında hem de moral kısmında bir faydası olur. Bu arada Beşiktaş bir penaltı kazandı. Cenk Tosun Ataberk'in müdahalesiyle ki pozisyonlar geldiği zaman konuşacağız yerde kaldı. Ve e, penaltı atışını da kullanacak şimdi Cenk Tosun. Dakika 97'nin içindeyiz. <laughs> Artı 9'luk bir uzatma vardı. Cenk Tosun geldi vurdu ve Ataberk topu kurtardı. Çok da e, net bir kurtarış oldu. Topu sektirmedi. topu şimdi tabii sahip oldu topu öne Ataberk. çıktı mı ayağı çizgide mi ona bakılır. Bakalım çizgide. Çok net evet, çizgide. Ataberk, evet. Dadak Deniz. Bugün çok fazla iş düştü. Net pozisyonları yoktu Beşiktaş'ın ama özellikle yan toplarda çok fazla kafa vuruşu da vardı kalesinde. Tabi Antalya Spor Ataberk Kale'de yani bu karşılaşma öncesinde o kadar enteresan bir durumda mücadeleye çıktı ki yeni transferlerine statü gereği oynatamıyor. Helton, Emrecan, Mark Mampasi, Doğukan Sinik, Bertu Yıldırım deprem bölgesinden Hatay Spor'dan geldi. E, transferler oynayamıyor. Takımdan ayrılanlar oldu. Luis Adriano gibi Antalya Spor'un önemli bir ismi yoktu. Hakan Özmer, Soner, Aydoğdu, e, Samsun Spor'a mesela gitti. Gökdeniz Bayraktar, Bodrum Spor'a gitti. Erkan Eğibil, Bofin zaten e, takımdan ayrıldı. E, Hacı Wright en önemli isimlerinden biri Sakat e, Nakajima yine o zamandır Sakat Kudraşov sakat. Yani e, Larson da var. Larson. Sakat. Larson da var. Aynen. Sam Larson da sakat. Saymadım ama e, yani çok ciddi bir e, eksik e, listesiyle sahaya çıktı Antalya Necati Spor. eksik listeden şey. evet yani <laughs> hem yeni transferler var. oynayamıyor hem takımdan ayrılanlar var hem de sakatlar var. gözün bir taraftan da karşılaşmadı. Fakat buna rağmen e, Beşiktaş e, oyunun bu 97 98 dakikalık bölümü içerisinde belki son dakikalar hariç oyun üstünlüğünü veya pozisyon üstünlüğünü çok fazla ele alamadı. Antalyaspor'un dengede götürdüğünü söylemek mümkün deplasmanda. Tayip Talhan'ın attığı gol değer kazanmadı. O pozisyonu da ekranlara getireceğiz tabii. Orası da maçın önemli anlarından bir tanesi olacak. İlk yarıda birkaç tane önemli pozisyon var Beşiktaş'ın ee, bilmiyorum nasıl değerlendirmek istersiniz ben böyle özetlemiş olayım ee, Nihat Kahveci belki Beşiktaş cephesinden e, bir bakışta öncelikle sahanın içindeki oyundan önce konuşulacak daha güzel şeyler var Beşiktaş taraftarını tabii onları söyledim ben tebrik de. etmek lazım muhteşem bir görüntüydü 4. dakika 17. saniye Hani bu kadarını şahsen ben beklemiyordum binlerce oyuncak atıldı sahaya. Sonrasındaki şarkı dinleyince e, duygulanmamak elde değil. Ufak da olsa oradaki depremzede çocukları mutlu edebilecek bir detay. Tabii ki onların bütün dertlerini unutturmaz ama Bir başka e, da benim memleketim çaldı onu söylüyorsun. Evet. Öyle. Çok güzeldi yani. O yüzden tebrik ediyorum. Muhteşem bir andı. ...emeği geçen herkese, bu organizasyonu yapan herkese... ...tebrik etmek lazım. Başkanından yönetimine, taraftarlara... Biliyorsunuz bütün başkanlar, Kulüpler Birliği, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı... Evet. ...iki gündür, üç gündür... ...daha doğrusu Trabzonspor, bazen maçından bu yana... ...her resmi maçta bir araya geliyorlar... ...ve statlarda öncesinde açıklama da yapıyorlar. Bugün de vardı yine. Bu da güzel bir görüntü tabii. Yani bizim içinde olduğumuz futbol dünyasına baktığımızda... ...başkanları bir arada maç izlerken görmek... ...bir Avrupa Kupası maçında... Orada ormaları bir olmamız, beraber olmamız ki biz her zaman bundan önceki yıllarda da özellikle benim söylediğim hep bir şey vardı. Hangi takımımız Avrupa'da oynarsa oynasın rengimiz kırmızı beyaz. Orada çünkü bir Türk takımı oynuyor, bu görüntüleri gördük, ee, güzel işlerdi. Ama sahanın içindeki futbol bu güzelliğe ne kadar katkı sağladı? Oyun olarak baktığımda ne Antalya Spor, ne de Beşiktaş ki şu an son dakikalar oynanıyor, ee, beklenilen oyunu. ...gösteremedi... ...Beşiktaş İsada oynadığı için topa daha çok sahip olması normal... ...rakip kaleye gitti... ...ya Beşiktaş'ta... ...bir oyuncu var... ...çok enteresan... ...hikayeyi... ...bu arada maçın başında girmeden ısınma sakatlandı ve... ...Dellali ile başladı Beşiktaş onu da hatırlatalım... ...Beşiktaş'ta bir oyuncu var... ...çok enteresan... ...hikayeyi çok güzel yazıyor... ...gelişme bölümünü de... ...hikayenin başlangıcını çok güzel yazıyor... Hikayenin gelişme bölümünü çok güzel yazıyor. Hikayenin sonunu getiremiyor. Sizce kim? Redmond. <laughs> <Batman. gülüyor> Redmond. Net. Hakikaten topu bir alıyor, bir patlama, iki kişiyi çalımlama. Ya son pası kötü veriyor, ya şut atıyor avut, ya şut atıyor, rakip defansa çarpıyor. Ya bugün de baktığımda Beşiktaş'ta en çok arayan oyuncuların başında geldi. Sonuç almamasına rağmen. Yine ona eşlik eden bir Jetson gördüm. Ya Beşiktaş tribünleri ister istemez Gezal uzun bir zaman sonra ısınmada görünce Gezallı Beşiktaş farklı bir Beşiktaş beklentisiyle maça daha da böyle ümitle be beklerken ısınmada Gezal'ın sakatlığı ve sonradan Delali oynadı. Delali geldiği günden bugüne kadar vermiş olduğu katkı ortada. Bugün de farklı bir şey yapmadı. Bence gerekli katkıyı sunmadı. Rozier'i birazcık istekli gördüm. Ama yani eski Rozier miydi deysen eski Rozier değildi. E bir penaltı kazanıldı. Atsa 3 puanı alacak. Yine yarışın içindeyiz diyecek. Ya da ikincilik üçüncülük adı neyse. Çünkü büyük takımlarda hedef bitmez, bitmemeli yani. Yani onu kovalayabilecekti. E penaltı vuruşunu Ataberk kurtardı. Şimdi daha maç bitmediği için sonuçla ilgili yorum yapmıyorum ama bu maçta alınacak Antalyaspor adına puan Ataberk'e yazar gerçekten iyi bir maç çıkardığını, görevini iyi yaptığını düşünüyorum. <laughs> Diğer bir güzellik 17 yaşında genç bir oyuncunun Beşiktaş altyapısında yetişmiş, A takıma çıkmış. Bugün Şenol Hoca'nın şans vermesi Semih Kılıçsoy ki orada Cenk'in aldığı penaltıda biz yayına hazırlandığımız için yanlış olmasın pası da o verdi gibime geldi. Sağ ayak dışıyla çok güzel bir pas Maç sonu geldi. verdi bu arada 0-0. Fizikli bir oyuncu. Arkası dönük oynamayı biliyor ki altyapıda 14 maçta 17 gol atmış. Demek ki golcülük özellikleri de çok iyi. Ya bu işin güzel tarafıydı. Ama maçın içinde Beşiktaşlı taraftarların yönetime de bir tepkisi oldu. Bunu da çok böyle anormal karşılamam neden? Beşiktaş taraftar ne bekler? Şampiyonluk yarışı içinde olmanı, şampiyon olmanı bekler. Türkiye Kupası'nda sonuna kadar gidip Türkiye Kupası'nı almasını bekler ki böyle bir sezonda daha çok bekler. Neden? Sezona Avrupa Kupası oynamadan başlayan Beşiktaş'ta sadece lig oynadığında bu yarışların içinden erken kopmamasını bekler Beşiktaş taraftarı. O yüzden de yönetime tepkisinde hiçbir şey demem. Ama işin içinde hakaret olmadığı sürece yönetim istifa istifa diyebilirler. Çünkü baktığında Türkiye Kupası'ndan elendin. Bugün yine iki puan daha bıraktın. Ve çok formda bir Galatasaray var. Hani artık şampiyonluğu şeysi gibi, gibi, bir şey kaldı derim Beşiktaş adına. Ama şunu da söylemek istiyorum. Şampiyonluktan uzaklaştım. Rehavet büyük takımlarda olmaz. Bir sonraki maçta taraftarına saygı duyacaksın, iyi oynayacaksın. Kazanmak için yine oynayacaksın. Bunun ikinciliği var, üçüncülüğü var. Bizim ülkemizde özellikle büyük takımlarda hep şampiyonluk bekleniliyor. Bu başarı kriteri olarak gözüküyor ama ikinci olmak da üçüncü olmak da önemli. Beşiktaş bir sezonu Avrupa Kupası'na gitmeden geçirmiş. Tarihinde böyle e, sezon çok azdır. Seneye de Avrupa Kupası'na gitmeyecek durumda da olmaması gerekiyor. O yüzden hedefini bitirmemeli. İkinci olabiliyorsa ikinci, üçüncü olabiliyorsa üçüncü oralara oynamalı. Ya ve büyük takımlarında bence hep bu kafa yapısında olmaları gerekiyor. Hatta mesela ya Türkiye'de bu marka değerimizi yükseltmekte biz hani ikinciler başarısızlık ya. Keşke Türkiye Futbol Federasyonu birçok örnek karar alıyor bazı şeylerle ilgili. Mesela fair play olayları. İkinciliğe de ödül, üçüncülüğe de ödül yeri geldiğinde Avrupa'ya giden takımlara ödül versinler ki. Çünkü buralar da öyle ya da böyle hani küçümsenecek başarılar değil ya. Bir takım şampiyon oluyor. Hakkıyla şampiyon oluyor. Kaç tane maç oynuyor. Evet inanılmaz başarı şampiyonluk. Ama ikinci sanki hiçbir şey yapmamış. Üçüncü hiçbir şey yapmamış gibi atledildiği bir ortamda bence bu da bu takımları, taraftarlarını işin içinde tutmak, motive etmek için önemli olduğunu düşünüyorum. Beşiktaş'a tekrardan döndüğümde maça herkes galip gelmesini bekliyordu. İç sahada oynuyor. Çünkü bundan önce kara oynamışsın, berabere kalmışsın. Sivas deplasmanında çok kötü oynamışsın, 3 puan kaybetmişsin. Yani iki maçta 5 puan kaybetmişsin. Ee, şeyler de konuşuluyor biliyorsun hani federasyonun aldığı karar düşen takımlara karşı puanlar geri verilecek mi ne olacak üzerinden bir beklenti sunan Sayın Başkan Ahmet Nurşevi'den şimdi bugünkü maçta galip gelemedin mi ya bu konu da farklı şekilde konuşulur insanlar tarafından kızılır. Öyle de algılanabilir. Çünkü oynadığın maçta iç sahada Antalya Spor ki bu sene çok inişli çıkışlı bir performans gösteriyor. Bu kadar eksiğiyle de gelmiş. Oyunu domine edip çok net pozisyonlar bulup galip gelmesini beklerken beklenti altında bir futbol oynayan Beşiktaş taraftarlarını bugün üzdü. Ama Beşiktaş taraftarları bugün tüm Türkiye'yi güzel bir şekilde ufak da olsa sevindirdi, mutlu etti. O görüntüler gerçekten unutulmayacak görüntülerdi. Sahaya o atıldığı an, sahanın kenarında yukarıdan bir çekim izledim. Şarkıyı da dinlenince tüyler diken diken oldu. Ufak da olsa oradaki depremzede çocukları mutlu edeceğine inanıyorum. Bir an önce de zaten oraya gidecek o oyuncaklar, peluşlar. Yani futbolun içinde bu şeylerin olması güzel. Herkes elinden geldiği kadar en fakirinden en zenginine. En ufak şirkete sahip olandan en büyük şirkete sahip olana kadar herkes bir şeyler yapmak istiyor. Bu işin içinde bulunuyor. Bulunmaya da devam edecekler. Bu konuda da ayrıca gurur duyduğumu Türk halkıyla ve Türk olduğundan dolayı ayrıca da tekrardan gurur duyduğumu belirtmek istiyorum. Evet ee, Necati Hocam size devam edelim isterseniz. Bu arada tabii izleyicilerimiz belki sorabilir merak edebilirler kafalarda karışıyor araya çok şey girdi Dünya Kupası vardı arkasından maalesef deprem felaketi e, bu karşılaşma terör saldırısı nedeniyle e, ertelenmişti. Yani o kadar fazla e, arada verildi ki e, mesela Abu Bakar nerede diye soranlar olabilir bir sakatlığı vardı yoktu. Aynı az önce e, Antalya Spor'da saydığım isimler gibi transferi devre arası demeyeyim ya transfer döneminde gerçekleşen oyuncular bu maç o dönemin öncesi de kaldığı için sahada yer alamıyor. Antalya Spor için de aynı şey geçerli. O yüzden de iki takım için de belki bu açıdan da zor bir karşılaşmaydı. Ha e, ne fark ederdi bilmiyorum Abu Bakar olsaydı Muleka'nın iki yarıdaki performansı belki değerlendirilebilir. Siz neler söylersiniz? Öncelikle hem Beşiktaş yönetimini hem de Beşiktaş'ın taraftarını kutluyorum. Muhteşem bir görüntüydü. Harika bir görüntüydü. Bir nebze çocuklarımızın yüzünü güldürebilecek. Onların yanında olup onlara bir yudum gülücüğü gösterebilecek bir durumdayız. Çünkü gülmeyi unuttuğumuz... Ee, ama futbolumuzun da ne kadar demin de söylediğim gibi ilk sözü aldığımda birleştirici bir oyun olduğunu her zaman söylüyorum. Çok büyük bir e, camiayız biz. Tek bir camiayız. Çok e, güzel görüntüler oluyor. Trabzonspor maçıyla Avrupa'da bazel maçıyla başlayıp bütün maçlarda başkanlarımızın beraber açıklamaları, görüntüler vermeleri yalnız. Bunun devam etmesini isterim. İşler futbola döndükten e, sonra artık yapılan açıklamaların biraz daha e, dozajlarının futbol içerisinde olması gerektiğini düşünen biriyim çünkü yaşadığımız bu durum artık ne kadar ölümün olduğunu ne kadar çok şeyin kıymetli olmadığını <laughs> futbolun birleştirici bir unsur olduğunu görmekteyiz ve bunun ne kadar önemli olduğunu buna da ne kadar çok sahip çıkmamız gerektiğini e, görüyoruz futbola dönersek de bugün Beşiktaş ee, Nihat Hocam biraz iyimser baktı şeyi bıraktı orada ama ben de şeyde yok artık. Oynanan bu futbol şampiyonluk e, yarışını bence bugün itibariyle kaybettiği iki puanla Beşiktaş'ın önünde Tamamen bırakmıştı bıraktı. diye düşünüyorum. Çünkü puan farkı. 14 puana çıktı. Buradan geri dönmek futbolun içinde var mı? Var. Matematiksel olarak var mı? Var. Ama oynanan oyun e, bana bir şey vaat etmiyor Beşiktaş'ta. Yani mutlaka ki öyle ancak baktığın zaman e, yeni transferlerle beraber e, işte hadi transferleri önemlidir e, Beşiktaş'ın da oynamıyor. Ancak 7 tane 11'de oynayan oyuncusu yok bugün Antalya Evet sakatlarıyla ayrılamıyor. Oyun son ayrı üstünlüğün Antalya karşı fazla yok. Oyun üstünlüğün fazla yok. E, i̇çeride oynamana rağmen şampiyonluk oyunundan uzaksın. Yani e, mutlaka ki böyle bir felaketin ardından sahaya çıkmak kolay mıdır? Zordur. Oynamak kolay mıdır? Zordur. Bütün oyuncular için geçerli bu. Beşiktaş için de geçerli, Antalyaspor için de geçerli, Fenerbahçe için de geçerli, ülkemizdeki bütün takımlar için geçerli. İşte bugün Adana Demirspor, Ümraniye maçı için de geçerli. Ancak e, oynadığın oyunla ne kadar ileriye gidebileceğin karşısına koyabiliyorsun. Baktığımız zaman bugünün en güzel İki şeyi. Birisi Semih Genç kardeşimizin oyuna girmesi. Ataberk'in de penaltı kurtarması. Oyunun içerisindeki dinamiklere baktığım zaman hiçbir şey göremedim. Beşiktaş biraz hızlı başladı. Offside pozisyonu Deli Ali'nin pozisyonu var ki offside değil gol olsa verilecek. Onu da Hakem nasıl kaçırdı onu e, yani keşke kaldırmasaydı devam ettirip gol olursa oradan e, verebilirdi veya vermeyebilirdi. E, yani bugün dinamiklerine baktığımda Beşiktaş'ın oyuna girenle oynayanıyla. Çok fazla şampiyonluk için mücadele edip, e, müca e, bunun için savaştığını çok görmedim ben açıkçası söylemek gerekirse ki bugün in inen de şampiyonluğu Beşiktaş'ın bıraktığını düşünüyorum ben. Kemal Hocam siz nasıl değerlendirirsiniz? Siz katılıyor musunuz? Eee Necat Hoca veya Nihat Hoca gibi birazcık daha e, pay bırakır mısınız ama yani şimdi şöyle bakınca da Kayserispor mesela dün kazandığı maç 35 puana geldi. Beşiktaş 40 puanda. Arada 5 puan var. Yani yukarı ile 14 puan. Kayserispor alttaki hattın en üstündeki takımsa 5 puan fark var arada. İşte bu Kayserispor'un transfer yapmadan Düşün. başarısını evet. gösteriyor. Ve ben, kaybetti o özür dilerim. Oyuncu da kaybediyor hocam. bu arada. Aynen. En iyi oyunculardan bir tanesinde de Beşiktaş'ın Onur buluştu evet. Ee, ben de öncelikle bugünkü Beşiktaş taraftarının muhteşem organizasyonuyla başlamak istiyorum. Ee, Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu kadar e, duygusal olarak sıkıntılar yaşadığımız bir dönemde, işte futbolun birleştirici tarafı, insanları bir arada tutan, insanları mutlu eden, umut veren noktasını coşkulu bir şekilde görmek inanılmaz mutlu etti beni. E, tekrarlıyorum, organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Muhteşem bir görüntü vardı maçın Dördüncü dakikasında. Oyuna gelince... Evet. Hem Nihat Hocam'a katılıyorum. Hem Necati Hocam'a katılıyorum. Şöyle. Şimdi futbolda asla denilen bir şey yok. İstatistiksel olarak Beşiktaş'ın şampiyonluk şansı çok azaldı. Beş maçlık seri yakalamışlardı. Karagümrük beraberliği Sivas mağlubiyetiyle... O yarıştan uzak kaldılar. Bu ertelenen maç hep avantaj olarak görünüyordu Beşiktaş için. Çünkü depremden önceki yine yaşadığımız kötü bir olaydan dolayı ertelendi bu karşılaşma. Hep Beşiktaş işte 5 beş maçlık seri yakaladığında Antalya maçı da eksik. Onu da oraya koyarsan olası kazandığında oraya koyduğunuz zaman şampiyonluk yarışının içinde olabilir konuşuyorduk hep burada. Bir de hocam Antalya spor için çok dezavantaj bir maç bakınca yani evet. gidenler gelip oynatamadıkları ve sakat oyuncuları koyunca İnanılmaz bir fark var yani. Antalya Kesinlikle spor öyle. Katında. Antalya Spor adına önemli bir bir puan. Çünkü onlar da son 3 maçta 2 tane galibiyetler var. Bir Trabzon'a kaybettiler. Ee, Antalya spor da baya eksikler var. Bu yaşadığımız felaket öncesi Antalya Spor iyi bir kaleci yakalamıştı. Helton Leyte hak, e, önemli maçlar oynadı önemli kurtarışlar yaptı. Onun eksikliğinde geldi. Bugün de Antalya Spor Ataberk'i kazandı. Bursa Spor'dan kazandı. İlk kez lig maç oynuyor. Penaltı çıkardı. Bir puan da tuttu takımını. genç oyuncuların bugün oyuna girmesi çok önemli. Beşiktaş adına şunu söylemek istiyorum. E, Necati Hocama katıldığım nokta şurası. Şimdi rakibiniz bir seri yakalamış. Sizin de bir seri yakalamanız gerekiyor. Siz 14 puan geriye düştünüz liderden. Geride kalan maçların hepsini fresiz kazanmanız gerekiyor. Hepsini. Şimdi bu tür durumlarda özellikle büyük takımlarda ki oynadık zaman zaman böyle noktalarda yaşadık. Büyük takımda hedefsiz kalmak en büyük problemlerden bir tanesi. Şimdi bundan sonraki süreçte Şenol Hoca'nın da zaten işi daha da çok zorlaşacak. Hedefsiz kalan takımı motive etmek, Genç oyuncuları oyuna dahil etmek veya önümüzdeki yılın yapılanmasını yapmak. Buralar Beşiktaş adına e, gelecekle ilgili soru işaretleri. Az önce de belirttiğim gibi hedefsiz kalmak büyük takımlarda inanılmaz sorundur. Oyuncuların motivasyonu, maçlara gelişleri. Evet tabii ki çok büyük takımda oynuyorlar. Beşiktaş takımında oynuyorlar. Her maça kazanmak için çıkacaklar ama... Mevcut durum oyuncuların konsantrasyonunu devamlı etkiler. Hocam ben evet hedefsiz kalma veya hedeften uzaklaşma bunları tabii ki konuşalım. Bir yandan da hep aklım teknik direktör değişikliğine gidiyor. Zamanlaması ne kazandı ne kaybettisi bunların etrafında sorguluyorum bir yandan da Beşiktaş'ı. Yoksa Beşiktaş iki sezon önce şampiyon olmuş bir takım bu sezon şampiyon olmayabilir yani uzun zamanları şampiyonlukta, işte Fenerbahçe mesela kesinlikle şampiyon olmak istiyor. O yüzden olamadığı sezonda da belki onun daha fazla sıkıntısını yaşayıp bir arkasındaki sezonda tekrar kadro değişikliğiyle gidiyor, tekrar Hı -hı. plan değişikliğiyle gidiyor. Beşiktaş daha yeni şampiyon olmuş bir takım. Ee, farklı bir alternatifle geldi ve bir yabancı bir teknik adamdan, hatta radikal yabancı bir teknik adamdan, Türkiye ile ilgili hiç alakası yok, farklı bir yapılanmayla geliyor. Türkiye Ligi konusunda daha uzman, daha önce Beşiktaş'ı tanıyan bir teknik tek adama gitti. Yani böyle siyahla beyaz hakikaten. Ee, kazanıp kaybettikleri arasında artları eksilerini değerlendirince ne görüyorsunuz Beşiktaş'ta bugün? Yani tamam şampiyonluk gitti ama bir şey kazandı mı teknik tek adam değişikliğinden? Ya e, zaten o geçiş döneminde artıya geçmek için yapılan hamle tutmadı. Şimdi gerek diyeceksiniz ki oyuncu eksiklikleri, sakatlıklar, oyuncuların bir arada olmaması... Şimdi Beşiktaş takımını ben sezon başı burada da konuştuk. Genel kadro olarak baktığınızda en dolu oturaklı kadrolardan bir tanesiydi. Masuaku, Rozier, Gezal, Enkudu'nun sezon başı performansı, Vegors, Cenk, e say say bitmiyor. Delali, Getson, Salih, bu oyuncuların performanslarını yani maksimum seviyede alabildiğinizi düşünsen düşün düşündüğünüzde Beşiktaş takım şampiyonun en büyük adaylarından bir tanesiydi. Ne zaman Beşiktaş'taki kırılma başladı? Alanya maçı. 3-0'dan 3-3'lük maç. Doğal kaçıncı haftaydı o? Orada 3. başladı. Mıydı? Çünkü orada şöyle başladı. Antrenörün maç sonu demeci ve sonrasında gelen noktalar. Ee, İsmail'in ondan sonraki maçlardan sonraki noktaları Türkiye'yi bilmemesi burada bunlar e, şimdi bir antrenör ve oyuncu aldığınızda artılarıyla eksileriyle e, kazanımları da vardır. Negatif yönleri de olacaktır. Şimdi İsmail Valerian İsmail Türkiye'yi bilmediği yani Türkiye'yi yabancı olduğu için bazı noktalarda problemler yaşadı. O süreci iyi götüremedi. Oyun, maçlardan sonraki demeçleri oyuncularla e, ilişkileri Vegors gitti yani çekti gitti. Bu ortamın içinde oynamayı düşünmediğini söyledi. İyi konsantre olamadığını söyledi. Rozier'in durumu, ha burada en önemli etkenlerden bir tanesi Gezal'ın eksikliği. Gezal Hocam Vegors'u takip ediyor musunuz? Biliyorum. Çok eleştiriliyor bu arada United'te. Ama oynuyor. Ama eleştiriliyor yani. Başka bir rolde oynuyor bu arada. Hocam Aynı Vegors yarın öbür gün e, buraya gelmek için haber yollar. Şimdi oraya e, gömlek olarak bayağı bir bol geldi. Açık söylemek hmm. gerekirse yani dolduramıyor o gömleği yani. Şimdi kalite başka bir şey Manchester United başka bir şey. Şimdi burada yakaladığın email oraya gidiyorsun. Giderken buradan sallayarak gidiyorsun ama orada yaptıklarınla ortadasın. Ve Beşiktaş'ı bu durumda bırakıyorsun. Devam et hocam. Vegors gitti, Abubakar geldi. Dünya Kupası performansı, daha önce Beşiktaş performansı. Yani Beşiktaş o e, halkayı bir türlü oturtturamadı. O oturmayan halkanın içerisinde de iyi oyuncu grubu performans olarak sahaya yansılamadı. Yani e, sorunun özetine gelecek olursak teknik direktör değişikliği de Beşiktaş'a e, art olarak yazmadı. Nihat Kahveci. Vallahi bir şey söyleyeyim başarılı olduğunda nasıl diyoruz? Malzemecisinden başkanına kadar. Değil mi? Herkesin katkısı var. Şimdi burada Valeryan İsmail dönemini de eleştirebiliriz. Sezon onunla başlamayı da eleştirebiliriz. Başkanı da, yönetimi de ama göreve geldikten sonra sonuçta bu başarısızlıkta Şenol Hoca'nın da biraz katkısı var ve sahanın içinde olan futbolcuların da. Yani herkesin bir payı var ya. Yani. böyle ayırt et herkese yazar. Bir başarısızlık varsa herkese yazar. Avrupa'ya gitmediğin bir sezonda Türkiye Kupası'ndan bu kadar erken koparsan, şampiyonluk yarışından bu kadar erken koparsan daha mart ayına girmedik. Bu başarısızlık herkese yazar. Kimileri daha çok eleştirilir ki o merci de başkanlık mercidir, karar mercidir, yönetimdir, hocadır, futbolcudur. Bu böyle gider. Bugün de zaten istifa sesleri başkana ve yönetime geldi. Tekrar söylüyorum, haklılar mı haklılar. Ama Şenol Hoca'nın da kendini savunabilecek doneleri var mı? Var. Ben kurmadım kadroya geldim diyebilir. İstediğimiz transferler yapılmadı denilir. Yani mesela Hacı alındı. İyi futbolcudur. Ama bazı şeyler kopmuşken alıyorsun. Orada bile geç kalındı diyebilirsin. Hani ya konuşulacak çok şey var. Biz burada Türkiye'nin en şanslı teknik direktörleri Sayın Başkan Ahmet Nurçevi ile çalışan teknik direktörlerle derim son 2-3 sezonda. Çok iyi oyuncular aldı. Gerçekten aldı yani. Burada bir piyanik sürprizi yaşandı. Ülke yıkıldı yani. Öyle bir oyuncuyu son dakikada bir günde hemen alınmalar. Ya kötü oyuncular almadı. Ama verim olarak... Kötü oyuncular almadı. İsim olarak... Sen şimdi Delali geldiğinde hayır diyebilir misin? Biraz oyuncuları da konuşmamız lazım. Neden iyi oynamadılar? Ya Delali gibi bir oyuncu İngiltere milli takımını görmüş. Kazanı, kazanmaya çalışıyorsun. Kazanamıyorsun. Kötü oynuyor. Rozier, geçen seneki, ondan önceki seneki Rozier değil. Hani gez alsın rozyer mi hiç? Bugün ısınmada birazcık takıldı onunla. Bugün farklı bir rozyer vardı. Daha istikli arzulu. O bile hemen onu etkiledi. E gezalsız oynuyorsun. Seni yani iyi oynadığında şampiyon yaptı. E, prosedür gereği Abu Bakar sonradan geldi o oynatamıyorsun bu maçta değerlendiremiyorsun. E, o da ilk maçında iyi oynadı. Onda da sonra da bir düşüş vardı Abu Bakar'da. E, hangi oyuncudan beklenilen performansı aldın? Hani Joseph eski Joseph değildi, değil mi? Evet, evet. İyi oynadığında her yeri ısıran kazanan Joseph bak o da yok. Atiba işin içine giriyordu, katkı sağlıyordu ki onun mazereti var. Kaç yaşında helal olsun yine şans buldu. E, hep bir şey olduğunda 112 acil Necip'e gittin? E, Redmond kimse hayır demez. Ama biraz önce söylediğim gibi başlangıç iyi, gelişme bölümü iyi, finish yok. Bir futbolcudaki en önemli özellik de bitiricilik olmalı. Ay say say bitmiyor. En büyük kazan Şenol Hoca döneminde Mert Günok dersin. Bir de Cenk'in Cenk Şenol Hoca'yı gördüğünde bambaşka hüviyete bürünüp belki buraya kadar getiren en önemli kriter dersin. Vekors gitti ki oraya hiçbir şey yapamazsın. Veda eden insan gitti. Mençisur'un yanıtı neden gittin de diyemezsin. Ama Valerian Hoca dönemiyle başlayıp sonrasında oyuncularında yani Hoca, Valerian İsmail Hoca bence bir mesaj vermişti disiplin Belki biz onu çok alamadık. Disiplin sorununu. Bir takımda disiplin yoksa organize de olmaz. Beşiktaş'a baktığımızda yani 30'ar dakika uçuyordu Valerian İsmail döneminde. Bu nasıl Beşiktaş diyorduk. O da bitirişi kötü yapıyordu. Oyuncu değişiklikleri müdahaleleriyle. E Şenol Hoca geldi. Şimdi baktım Şenol Hoca ligde 11 maç Beşiktaş'ın başında çıktı. 11 maçta normalde 33 puan eder Neredeyse Valen İsmail ile yani, aynı bak, 33 maçtıydı. puan eder 3 puan da baktığımızda değil mi 11 maç 6 galibiyet 18 puan 3 tane de beraberlik Ne oldu 21 puan Şimdi şampiyon olman için normalde istatistik der ki 2.2 2.3 i̇şte. puan e, Bu ortalama da yok hani Şenol Hoca döneminde <laughs> Sezon başını unutup Geldiği ilk günden bugünkü maçlara bakıyorum yani şu süreç kara gümrük, Sivas ve bugünkü Antalya maçı Beşiktaş'ı işin içinden kopardı. Ondan önce Kemal Hoca'nın söylediği gibi 5 hafta peş peşe gittiğinde hani Galatasaray 8-9 yapıyordu. Bak Beşiktaş oraları zorluyordu. Antalya maçını kazanırsa içeriye de, de Galatasaray'la oynayacak. Rakibini de yenip orada da bir 3 puan kazanırı düşünen Beşiktaş'ı taraftarlar şu son 3 maçta iş bitti. Ben şeye dedim şampiyonun şeysi. Çünkü futbolda mucizeler olur. Mucizeleri de yapmış biri olarak zamanında. Maç bitti denildiğinde goller atarak o şeyi bırakıyorum parantezi hani. Normalde imkansız gözük. Hani imkansız artık. Sadece çünkü Galatasaray yok ki arada Fenerbahçe ile de şu an 8 puansın lig ikincisiyle. Hani o yüzden şey hani ufacık parantez içinde. Çünkü mucize bir ihtimal. Başakşehir'in maçı. her şey olabilir üzeri. Ama evet. oyun vaat ediyor. Araya Et girebilir değil. yani. Şimdi yani. 43 yapar ya. Şöyle de bir kamuoyu oluşmuşken başkan biliyorsun hani e, Gaziantep ve Hatay'ın çekildikten sonra o puanları herkese geri verilmeli ilk yarıdaki maçlar gibisinden bir açıklama yaptı. Belli başlı işte şu, şu taraftarlar bu olayı olma umudu destek verdiler ama sen bugün çıkıyorsun Antalya maçını içeride. Penaltıyı da kaçırıyorsun, kötü de oynuyorsun, kazanamıyorsun. O, o Hiçbir anlamı kalmıyor o zaman. O yüzden de tepki daha da çok artıyor. Ki bence bu tepkinin en büyük sebeplerinden biri bu. Ve Beşiktaş normalde mesela bir derbi maçı vardı. Ama oyuncuları eleştirince o zaman e, yönetime yönelen e, bu tepki çok hayır, anlamlı. Bak, Bulduğunuzu söylediniz. Hayır o ben biraz herkes... Benim... Herkes eleştirilir başarısızlık. eleştirilmek normal. Kimilere yani. daha fazla ki dedim yani bir numara başkandır. Başkan sorumluluk ondadır da yani. İyi oyuncuları çok aldı normal. diyorsunuz. Çok evet. iyi oyuncular aldı. Tamam, yani oyuncuları, oyuncuları, şey isim oyuncular demeyelim mi? İsim isim baktığımız zaman. diyoruz. Yani. Yani. Peki o zaman sizce yönetimin eleştirilmesinin en haklı sebebi ne burada? Bence Valerian Hoca tercihi onda daha çok ısrar edilmesi. Yani miydi? geliyor. Edilebilir miydi? Çok mı ısrar edildi. Onunla Uzun başlamak konusunda edildi. mı dedi? Evet. Onunla başlamak konusu bence. Onunla başlamak mı evet. sıkıntıydı? Yani ligi Mesela... ligi bilmiyor. Geçen ee... sene son 9 hafta Beşiktaş'ın başındaydı. Hani birazcık orada gördü belki Tamam işte o 8 haftalık süreçte dün gibi hatırlıyoruz hepimiz. Bir Trabzonspor maçı. Muhteşem Beşiktaş. Ki oyuncu da yeni bir hoca gördüm hemen reaksiyon gösterir. O reaksiyonu gördük. Umutlanıldı ama gün geçtikçe o güveni vermeyen bir Valerian İsmail Hoca da vardı yani. Sezon onunla başladım ki belli bir kesimde beklemiyordu, daha önce bir değişiklik bekliyordu. Böyle bir karar alındı ama sonucu da bu. Şu an üç kulvarda da yoksun ama tekrar söylüyorum hedef bitmez büyük takımda. Bir maç da olsa o maçı kazanacaksın, camianı mutlu edeceksin, İyi futbol oynayacaksın. Bu bile senin konsantre sebebin olmuyor. Yani sizi söylediğinizden ben bir çıkarım yaparsam e, şu konuda belki en büyük eleştiriyi alabilir e, Beşiktaş yönetimi. Şenol Güneş ile İsmail çok farklı antrenörler. Oynattıkları futbolu itibariyle, oyuncu seçimleri itibariyle değil mi? Muhteşem bir yere geliyorsun. Ve ben de hep verdiğim örnek. Nedir? Ya senin bir oyun planın varsa ona göre hoca alırsın. Barcelona Simeone'yi almaz. Simeone kötü hoca mı? Değil tabii ki. Almaz. Değil mi hocam? Neden? Onun oynatçı oyun sistemine uymaz. Sen de çok güzel bir soru sordun. Valerian hocanın sistemi ile Şenol hocanın sistemi aynı mı? Niye çok bu kadar iki tane uç kutuplarda değişik teknik traktörler? Ya biz işte genelde ülke futbolunda bunu hep söylerim. Her takımın bir oyun anlayışı vardır. Bu anlayışa göre oyuncu seçmen lazım. Ve bu o anlayışı yönetecek o oyuncuları iyi oynatacak teknik direktör profili. Biz bir Simeone alıyoruz, bir Guardiola alıyoruz. İki tane uç kutup. Olmaz. Bunu oturtmadığımız sürece genel anlamda Avrupa'da başarı falan bize zor işler ya. Yani. yani teknik direktörün e, aslında teknik direktörden beklentinin dışında takımın kendinden mi beklentisi olacak? Ona göre teknik direktör alması lazım. Tabii. Ya şunu demek istiyor Nihat Hocam. Biraz ben doldurayım orayı. Yani. Ee, şimdi Valerian Hoca'yla başlayıp böyle bir kadro teslim etmek bir e, nasıl söyleyeyim yani e, bir görelim hocanın durumunu demektir. Yani e, bir yeni bir şey deneyelim demektir. Yani sonuçta Fatih Terim'e Şenol Güneş'e teslim etmiyorsun bu kadroyu. ilk etapta şimdi Şenol Hoca geldi ama ilk etapta etmiyorsun. Hı. Ya da Okan Hoca şampiyonluk yaşamış, Türkiye Kupası kazanmış ona teslim etmiyorsun. Şampiyonship'ten bir hoca getiriyorsun. Daha önce başarısı olmayan ama geleceğe vaat eden bir hoca getiriyorsun. Ve alınan oyuncular, evet yönetimsel olarak yönetim her türlü oyuncuyu aldı. Hocasının eline de verdi. Ama bireysel anlamda alınan oyuncuların ismini kim hayır diyebilir Türkiye'de? Kimse diyemez. Ancak isimler oynamıyorsa da biz, biz hep ne deriz hocalar? Rakip kadar koşmazsan, mücadele etmezsen kaliten ortaya çıkmaz. İsmin ne olursa olsun, Nihat olsun, Necati olsun, Kemal olsun. Onlardan daha çok isteyeceksin ki senin teknik kapasiten daha iyiyse daha fazla ön plana çıkarsın. Daha iyi şut atıyorsan, daha, daha çok orta yapıyorsan daha çok içeride bulunmalısın. Oralara daha çok girmelisin. Şimdi Beşiktaş bugün üretemiyor. Beşiktaş bugün savaşmıyor, mücadele etmiyor. Yani şampiyonluk anlamında oyun gücünü ben göremiyorum. Kazandığı üst üste maçlarda bile çok az gördüm ben bunu. Yani kazanırken zorlanıyordu Beşiktaş. Evet, Beşiktaş çok iyi transferler yaptı, hala çok iyi transferler yapıyor. Türkiye'deki en iyi iki oyunculardan yani 4-5 tane sayarsın ama Anadolu'daki en iyi iki oyuncuyu aldı. Hacı Ahmetoviç'le Onur Bulut mu? Yani Amir Hacı Ahmetoviç, Maxim'i de koy. Maxim. Doğru, Maxim de var. Bir de Onur Bulut. 3 tane en iyi oyuncuyu aldı. 4 tane, 5 tane desem bir tanesi Antalya'da orta saha. Ee, Fernando. Fernando. Hı hı. Yani sayamıyorsun 10 tane 15 tane. En iyilerini aldı. E ondan öncekileri en iyi değil miydi? Redmond, Gellali, Değil mi Galatasaray Ge Getson. Arasında... Ya zaten Beşiktaş takımında ayakta kalabilen nadir oyunculardan biri Getson. Mert, Cenk. Sayamıyorsun 4'ü 5'i 6'yı. Sayamıyorsun yani. Ya, Muleka diyorsun var ama yok. Yani sayamıyorsun yani. Bugün mesela oyuna kimi gireceğiz dedi. Tayfur giriyor. Semih giriyor. Kerem giriyor. önce 17 yaşında. Yani Semih giriyor. Ama Beşiktaş kadrosunda Gezel var. Ya bu bu, bu bu ligin en iyi oyuncularından bir tanesi ama sezon başından beri sakatlıklarından dolayı yok. Yani Beşiktaş kadrosunu e, kimse sayarak bitiremez. Ancak o kadroyu birleştirip takım ruhunu içerisine sokmak hocanın işidir. Yönetim her transferi yapmıştır ama hoca konusunda ben de katılıyorum. Doğru hocayı getirememiştir. Hoca çok önemlidir. Hocam oraya oyun oyun form oyundan dolayı bakmayın. Şimdi oyuncular var. Şimdi ben Şenol Hoca'nın ilk geldiği maçta hatta burada da söylemiştim. Şöyle bir cümle kullandı. Başarıyla gelen arkadaşlık değil, arkadaşlığın getirdiği başarıyı tercih ederim. Orada bir mesaj vermiş. Çünkü Valerian İsmail giderken takım içerisinde de oturmayan bir şeyler var ki sahaya da yansıyordu bunlar. ve Buraları da gördüğümüz için Valerian İsmail'in takımı götüremeyeceğini söylüyorduk. Hocalarıma da katılıyorum. Dedikleri gibi yani az önce de bahsettim. Sezon başı Beşiktaş kadrosuna bakıyorsunuz. Yani ki lige de öyle başladı. E, i̇nanılmaz. Ha, kimi koyardınız? Mert sakattı. Ersin oynuyordu, ee, bir ara Emre oynadı işte rotasyon dedi İsmail Hoca, Ersin'in sözleşme problemi vardı, orada bir puan kaybı oldu. Hoca, e, Nihat Hocamın bahsettiği herkese yazar denilen nokta... İstanbul Spor maçını kastediyorsunuz herhalde. Evet, her e, Başakşehir maçında da oynadı galiba. Başakşehir maçında. Evet. İki maç beş puan gitti orada yanılmıyorsam. Hı hı. E, Herkesin tabii ki payı vardır başarıda başarısızlıkta. İşte o Ankara gücü maçından sonra Josef'in durumu o çok etkiledi. Ben öyle yorumluyorum. İşte o kaleci konusu bunlar üst üste gelince halkalar birleşince gelinen nokta e, Beşiktaş'ta. Yani deprem öncesi de söylemiştik. Salih Aziz alınacaksa Karagümrük maçı öncesi alınmalıydı. Zamanlı Çünkü o 5 maçlık seride de hep söyledik. Bir şey arıyor Şenol Hoca. Orta sahayla alakalı bir sorunu var. Atiba maç, evet Atiba, Atiba Necip, Necip oynadı, oynattı. Anlattı. Necip sayısı oynadı. Evet. Yani denedi hep orayı. Niye Necip dedik? Gaziantep deplasmanlarında. Evet Necip hatırlayın. Atiba oynadı orada. İşte hep her bir maç bir rotasyon oldu. yaptı. Fernando e, Getzon oranın yükünü çekiyordu. Hocam ama şu da denmedi mi burada? Şu kadro Şenol Hoca'yla veya bir başka teknik adamla daha iyi bir yere gelebilir büyük bir ihtimalle bunu da görüyoruz diye de dedik dendi de, de bu. tamam o denildi ama şimdi siz e, temelini kendiniz attığınız yapı taşlarını sizin oluşturduğunuz takımda başarılı olmak daha e, olasılık olarak yüksek hı hı. şimdi takım satın al, e, takım alıyorsunuz satın altınız diyorum bir riskle satın alıyorsunuz şimdi tamam. Valerian İsmail ne gibi bir takım bıraktı. Takım içerisinde. Şimdi sadece biz sahadaki oyunu görüyoruz. Hı hı. Ama 7-24... Bu huzur var mı? Evet. 7 orada yaşayan bir oyuncu grubu var. Çalışan var. E, personel var. Oyuncu grubu. Şu cümleyi kullandığımı çok iyi hatırlıyorum. Bazı maçlardan sonra Valer'in, İsmail'in oyuncularla alakalı yorumları vardı. Hatta hocamla beraber burada dedik ki, Tamam, Valerian İsmail bunu kamuoyuna açıklıyor. Bu açıklamaları oyuncular nasıl algılıyor? Çok çok önemli. Şimdi o oyuncu grubunu bulduk karşısında Şenol Hoca. Ha, oraya sakatlıklar, diğer e, eksi olasılıkları koyabilirsiniz. Ama iyi bir şey almadığınız zaman o iyi bir şey inşa etmek bu şey gibi düşün yani. Sıfırdan bina yapmakla, bütün e, bina yapmakla eski bir binayı onarmak arasında çok fark var. Şimdi Şenol Hoca o problemleri yaşıyor. Hocam şimdi bak disiplin sorunu diye bir şeyden bahsetti değil mi Valerian Hoca? Hı, hı. Şimdi Kırmızı Şenol Hoca ilgili Şenol çalışmış biriyim. Çok da tecrübeli. Benim çalıştığım dönem düşün 2002'ler 2004 arası milli takımlardan bahsediyorum. Düşün ondan sonraki halen üzerine koyduğu tecrübeyi yani. Tabii. Şimdi disiplin dedin ya bazen disiplin İlla TFF 2 maç 3 maç verdi bir oyuncu onun verdiği ceza değil. Kulübün içinde de verilen cezadır. Mesela Kayseri Spor Deplasmanı'nda Rozier'in yaptığı hareket maç eksildi ya. Ben onu oynatmam o maç. Oynatmayacaksın disiplini öyle sağlayacaksın mesela. Bilmiyorum. anlatabildim mi? Rozier o ceza düşse de o sonraki maçta oynamayı hak etmedi o hareketinden dolayı. Mesela bana orada göre. Bu ufacık ama. bir detaydı. Tamam, orada Mesela ben yok. şimdi Tayfur bize fincan yolladı filan. Sorun değil. Şimdi Tayfur düşünmez mi? Rozier'e bak hareketi yaptı kötü de oynuyor. Ama geliyor ceza düştü yine oynuyor. Bak bunlar ufacık sinektir. Çorbaya düştü mü mide mi bulandırır. O çorba dökülür. Tamam, buradan ne Anlatabiliyor tamam. Anladım. Buradan ne çıkartabiliriz? Orada Şenol Hoca var. Ama işte konuştum. bak bu dokunuşları da Beşiktaş'ta göremedik. Buraları yönetmek de önemli. Bak ufacık şeyler nasıl seni şampiyon yapıyor. Bak bir golle şampiyon oluyorsun. Şenol Hoca ufacık da Ufacık detaylar da huzuru da bozar. Değil mi? Tayfur düşünmez mi? Ben sabek oynuyorum. Aa bak hem o hareketi yaptı mesela. Ha bak o öyle düşünüyor demiyorum. Biz işin içinde olup Buralara yaşamış insanlar olarak bir şey anlatmaya çalışıyorum. Bunlar rahatsız edici. Benim şeyler. dediğim aslında sizin Ya da bir oyuncu kötü oynuyordur. Üç maç. Onun yerine oynayan ya hoca da mı bu oyuncuyu seviyor? Hep oynuyor. Beni niye oynatmıyor? Bunlar işte buralara sonuçları doğuruyor başarısızlık. Benim benim söylediğim aslında şu Sizin söylediğinizle paralel bir şey. Necati Hoca'nın söylediğine, sizin söylediğinize bir yandan özet süresine bakıyorum da bu kadroya bakıldığı zaman ben Şenol güneşle baktığı zaman Burada konuştuğumuzu hatırlıyorum. Ya bu kadro iyi bir kadro. Ben buradan iyi bir şey çıkartabilirim demiştir bir teknik adam olarak diye düşünüyorum. Abi yoksa ben, gelir mi Şenol Hoca? Ben, ben ama neden beklediği takımı bulamadı işte. Bu, Tekrar sözünü keseyim. Tabi, bu kadro yok, iyi yok. bir kadro değil. Bu kadro çok iyi bir kadro. Çok iyi bir kadro. Ama bu kadro Bir teknik adamın şöyle, isteyeceği bir kadro. Tabii ki de isteyeceği, isteyeceği bir kadro. Hangi, hangi teknik adam bu kadroyu istemez? Hayır Ancak buyuramaz. bazen e, şunun üstündekiyle... Yani şunun üstündekiyle... E, mutfağa girdiğin zaman bir olmuyor. İşte onu iyi e, bir olmuyor. Şenol Hoca dediğimiz gibi kağıt üzere ben bu kadroyla çok başarılı olurum. İş hmm. yaparımı düşündü. Ama ne zaman Nevzat Demir tesislerin içine girdi, içerideki yapıyı görünce ha o zaman da ikinci sorum gelecek. Merak Ama Şenol açıklamasını. açıklamasına ya, evet. Ee, kazanmamız gereken bir maçtı. Ee, oyuna baktığımız zaman rakip kapanan bir takım ama tempolu oynayamayınca rakibi aşamadık. İkinci yarı daha baskılı oynadık. Bir takım verilere baktığımız zaman iyi olmamız maçı kazanacağımız anlamına gelmiyor. Telaşımız ve oyun yapımız kazanmaya yeterli olmadı. Seyircinin coşkusuna karşılık veremedik. Daha fazla pozisyon üretmeliydik. Şutlarımız azdı. Kenar ortaları isabetli değildi kazansak bile eksiklerimiz vardı. Üzüntüler üst üste geldi. Bir sayfa daha var. Gezal'ın ısınırken kasığında olan sıkıntı bizi üzdü. Lider bir oyuncu. Son anda Delali'yi oynattık ama verim alamadık. Sadece ondan değil, özellikle öndeki oyuncularımızın daha hareketli olması gerekirdi. Genel olarak oyuncuları eleştirmek doğru değil. Takım olarak 2 puan kaybettik. Ben buradan şunu soracaktım takımı eleştirmek doğru değil oyuncuları birebir demiş ee, Şenol Hoca. Biraz benim bu sorumun da içinde olan şeyden de var. Madem iyi bir takım olduğunu düşündü diye tahmin ediyoruz konuştuk burada. Fakat içeri girince işler farklı olabilir dedik. Burada yine bazı şeylerden bahsediyoruz. Tam olarak bilemeyeceğimiz disiplin olabilir. Az önce ee, Nihat Kahveci'nin söylediği gibi. Ama o zaman Valerin İsmail'den de sonra bir şey değişmediğini görüyoruz yine. Bence o, daha da e, geri gitti diye düşünüyorum ben. Bu anlamda değil en mi? En azından e, Valerian zamanında ilk yarıları çok iyi oynayan bir Beşiktaş vardı. Çok hızlı kaleye giden, çabuk pozisyon bulan, bitiren. ve Gezal'la e, çok iyi işler yapıyorlardı kanatlarda. Muleka, Masuaku'nun. Muleka, Masuaku iyi bir e, oyun vardı. 3-0'dan 3-3'lere gelen maçlar vardı. Ancak e, Valerian da yönetemedi onu. Ben oyun anlamında da mesela Beşiktaş'ın şunu görmüyorum hele. 3 maç, 4 maç, 5 maç çok iyi oyunlarla galibiyet alınıp. yani Ligimizde bunu zaten bir Fenerbahçe yapabildi. Bir de Galatasaray yapabildi. Çok fazla bunu yapabilen bir dönem Başakşehir biraz yaptı yapamadı. Ancak iki takım var. Ya Beşiktaş bu kadroyu sahipken bu yemeği yakalayıp böyle üzerine Kayoko'ya gidemedi. Evet bir 4 maçlık ya da 5 maçlık bir seri yakaladı. Ancak oyun anlamında o oyunun o işaretleri veremedi şampiyonluk anlamında. Şimdi Beşiktaş taraftarını insan etme sebeplerinden biri de bu. Böyle bir günde bu. Normal şartlarda. Yani muhteşem bir başlangıç, inanılmaz bir taraftar, harika bir ortam. Herkes bekliyordu iyi bir oyun. Herkes daha farklı çünkü ee, bizi mutlu eden konu bu. Futbol. Eleştiriyoruz, doğruyu da eleştiriyoruz yanlışı da oyunu da güzel goller oluyor. Golleri de teknik adamları da şampiyonluk yolunda gittiğim bütün maçlarda. Ama ben Beşiktaş'ın şunu da göremiyorum yani böyle bir hani bir yırtsın zarını. Böyle kendi sahasında çıkartmasın hiç. 7 tane 11 oyuncusu yok. Antalyaspor'un burada evet, Antalyaspor'un evet. bu duruşunu da tebrik etmemiz lazım. Belki oyun anlamında çok fazla bir şey yapmadı. Ofansif anlamda. Ama takım defansını çok iyi yaptılar. Ve e, pozisyon anlamında tek pozisyona girdiler. Onda da Mert muhteşem çıkardı. İnanılmaz çıkardı yine. İş başındaydı. Veysel'in kafası. Veysel kafasını Veysel harika yükseldi vurdu. Mert yine muhteşem çıkardı. Ama onun dışında ben Derlihalil'in pozisyonu offside değil Kaleci çıkardı. Gol olsa verecekti. Çok Abi, da fazla bir şey O zaman oyun değişir mi? Değişirdi. Çünkü gol olduğu zaman oynanan oyunlar çok farklı Oyunlara dönebiliyor. Ancak ben Şenol Hoca'nın da vücut dilinde bu anlamda bir şey düzeltemeyeceğini hissediyorum, görüyorum. Sürekli sürekli dellali deniyor, çıkartıyor. Hocam oynatıyorsan devam et. Dellali 90'da da sana bir şey yapabilir. Yani bu kadar e, göz ardı etmemek lazım. Ya da hiç onunla başlamamak lazım. Çünkü oyuna ısınamadı, ısınmadan oyuna girdi zaten. Sakatlandı, çok az ısınarak 11'de başladı fazla zaten kulübeye baktığın zaman bu oyunu çevirebilecek oyuncu grubun da yok. Orada bir tek Kerem var. Ki Kerem. Girdi işte. Ya Kerem ki Kerem çok yetenekli oyuncudur Atakan Keskin. Ya yani açıkçası çok yetenekli oyuncudur o fazla. daha fazlığında. fazla kullanıldı değil mi? Ben yanlış hatırlamıyorsam Valen İsmail zamanında yine forma şansı bulmuştu ya, kadro içerisinde. Ben Beşiktaş'ın bugünden itibaren şunu yapacağını düşünüyorum. Yavaş yavaş önümüzdeki seneye hazırlanacağını düşünüyorum. Çünkü e, Maxim çok özel bir oyuncu. Kalır mı, gider mi bilmiyorum. Bunu sen daha hakimsin hocam, hocam. O şey yanılmıyorsam. Kiralık mı? 3 aylık o geçici süre. Yani transfer. önümüzdeki seneye iyi oyuncular alıyor. Yani arkayı da düzeltmesi lazım. Yani attın. Ya, savunma hattını düzeltmesi lazım. Rozier'in e, durumu bende çok büyük bir işaret. Yani onur inanılmaz kötü o. oynuyor bu sene. Onur aldılar oraya. Ya yani, oraya Onur aldılar. Rotasyonda nasıl olacak ki bana göre ee, Onur iki sezondur, hatta 3 sezondur diyeyim. Ee, Alanya tarafını da biliyorum, Alanya'da oynadığı dönemde de takip ediyorum. Zannedersem en çok asist yapan oyuncu bek anlamında. Yani e, Türk oyuncu statüsündeki alınan en iyi oyunculardan bir tanesi. Yani Beşiktaş önümüzdeki seneye ciddi bir hazırlık yapıyor diyebilirim. Ha Maximi de tamamen mallığını alabilseydi ki Maximi. Ha çok iyi bir oyuncu. Friki katar. Ee, on numara oynar. Açıklarda oynar. Yani kanat ee, kanatlarda da oynayabiliyor. Özel bir oyuncu. Zaten Türkiye'nin en iyi altı numaralarından bir tanesini aldılar. Ee, Getson bu anlamda e, baksı baksı çok iyi oynayabilen bir oyuncu. E, orada yaratıcı oyuncu anlamında Gezal sağlıklı bir anlamda geri dönerse önümüzdeki sene Beşiktaş iyi bir takım olma yolunda gider diye düşünüyorum. Ama bu sene için ee, erken avlattılar Bir şey söyleyeceksiniz Seneye hazırlanırken işte Beşiktaş Bu seneyi de halen Unutmamalı İyi oynayıp kazanmak için oynamalı kalan maçlarda Bu işin ikinciliği var Üçüncülüğü var Avrupası var Bir sene daha Avrupa'ya gitmeyen Beşiktaş olmamalı Çünkü Beşiktaş böyle bir camia değil Şampiyonluk bitti tamam Her şey bitmedi bunun ikinciliği var ha, ha Üçüncülüğü var en üstte bitirmesi var. Kalan bütün maçlarını kazanma amacı olmalı. Bu böyledir Yani. Sakın ay şampiyonluktan koptu. Artık şöyle oynamayanları oynatalım. Öylesine maçlar oynayalım olmaz. Büyük takımlarda olmamalı da. Hayır, camialığın camianın büyüklüğünden ziyade bir de mesela Fen.erbahçede konuştuğumuz gibi Galatasaray'da da aynı şeyi konuşuyoruz. Şimdi uluslararası oyuncular alıyorsunuz, belki bunların bir kısmını satmak için aldınız, belki bir kısmı kendi performansını yukarı çıkartmak için e, geldi. Şimdi e, atıyorum Redmond veya Delali'nin bir İngiliz takımıyla eşleştiği zamanki kendine bakışı, performansını yukarıya taşıyışı farklı olacaktır, değil mi? O yüzden Avrupa Kupalarının önemi de var ya. Yani. Oyun Bu, anlamında demedim. Beşiktaş her zaman hocamın dediğine çok katılıyorum. Sağda elinden geleni yapıp sonuna kadar şampiyonluğu, kupaları kovalayacak bu genetik zaten. Hı hı. O anlamda değil. Transfer anlamında ben hı. bunu söylüyorum. Yani transfer anlamında bu sene yapılan hataların isimlerin çok fazla işe yaramadığını bunu geçmişte e, çok büyük oyuncularda alınarak göründü. Piyanişte piyan performansı tutun, olarak. sonra şeylerini tutun. Şampiyonlar Ligi'nde elendiler. Yani e, çok ciddi bir sıkıntı yaşadı. Yani Sergen Hoca gibi bir hoca şampiyonluk yaptıktan sonra Devr arasında ayrılmak zorunda kaldı. Onun için e, futbol acımasız bir oyun. Başarığın kadar kalıp orada durabiliyorsun. Yöneticileri de dahil, sadece oyuncular hoca değil, yöneticileri de kapsıyor bu. Peki. Ee, özetin zamanı geldi. Ee, karşılaşma'nın özet görüntülerini sizlerle paylaşacağız. İki kez ekranlara getireceğiz. Arkasından da görüntülü.